Arkadaşlar merhaba. Süheyla aşağıda yine bir şeyler yapıyor. Ben de buradan çekiyorum. Bakalım ne yapıyor. Size de göstereyim ben. İkimizi bir görelim hepimiz bir. Bu ne? Bu şey değil mi Kral Şakir? Evet. Kral Şakir bu. Hadi gidelim. Sen ne yapıyorsun sen? Evet, açıkla sen ne yapıyorsun? Benim tabağım ve kasemle. Resim. Resim? Kızım resim defterine ne oldu da duvara yapıyorsun? Resim defterim okulda. A4 de çok küçük. Başka bahane? O kadar da. Dışarıya şey değil mi o? Kral Şakir. Evet. Evet, Kral Şakir çiziyorsun öyle mi? Hı. Peki neden benim tabağımı kullanıyorsun? Senin şeyin yok mu, payet mi, ne deniyor ona? Palet mi? Paletimi bulamadım. Eminim bulamamışsındır. Ya. Ama tabak daha rahat. İyi de havayı göstereyim arkadaşlar. Hava böyle yağdı, yağacak ve Süheyla dışarıya resim yapıyor. Bence güzel Bütün olmuş. emeklerin biraz sonra heba olabilir, biliyorsun değil mi? Bir şey olmaz bence. Olmaz mı diyorsun? Aynen. Nasıl bir şey çıkacak acaba? Bak resim bir sanattır. Ben de biliyorum resmin bir sanat olduğunu da. Yani yağmurun mahvedeceği bir sanat olacak biraz sonra. Şey olmaz, Emin mahvetmez. misin? Evet. Ha, telefondan da açmış ki oradan kopya çekiyor, bakarak yapıyor. Kopya değil bir kere bakarak yapmak. Evet. Yakından bakalım şu sanatına bari. O tabağı yıka bu arada. Aa, neden? Güzel olacak gibi sanki ama. Ne dersiniz arkadaşlar? Zaten seni tanıyanlar bilir de. Yağmur yağmazsa sonu nasıl olacak görelim bakalım. Dın dın Şöyle sana bir şey diyeyim mi? Senin bütün boyanı yere o taş. dın. Yok. Evet. Olsun. Zaten okulda boya kullanmıyorum. Kara kalem çalışıyorum. Evet, çünkü artık liselisin. Hatırlatma. Kötü hissediyorum. Evet. Bence güzel oluyor. Sence? Bence de güzel oluyor. Ama biraz boyaya ihtiyacım var. Evet. Evet, bu arada arabalar geçiyor arkadaşlar. Sesleri çok geldiği için ara ara kesintiler oluyor. Şey ya taş çok delikli yapıda olduğu için. Evet, boyayı çok yiyor doğal olarak değil mi? Senin bütün boyayı yiyecek. Bence daha açık boya yap. Nasıl yapacağım Boyayı onu? çok sulandır. Hem daha az boya yesin. Yoksa bütün boyanı yer. Demedi deme. Ha, tamam. Oldu mu? Kral Şakir, taşlara çiziliyorsun. İşte bu kadar mükemmel. E hadi çiz de görelim bari. Tamam. Evet. Yapabilirim, başarabilirim. Oo evet. Neredeyse bitmiş arkadaşlar. Ama yağmur damlaları tane 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 düşmeye başladı. Hayır ya, çok uğraştım. Süheyla'nın tablosu. Buna ne deniyor bilmiyorum. İsmini bulacağım. Taş tuval. Ben koydum. Grafiti falan değil, değil mi? Yok. Değilmiş. Evet, duvara resim çiziyor arkadaşlar Ben Süheyla. grafitiyi biraz daha böyle şekilli, geniş çaplı olarak Ha, biliyorum ama evet. belki yanlış biliyor olabilirim. Kral Şakir'i evimizi yani bahçemizin duvarına çizdi. Aslında yağmur yağmasaydı birkaç gün orada gayet güzel durabilirdi ama bakalım yağmur sonrası ne hale gelecek. Neredeyse bitmek üzere. Herhalde bir bakayım. Gözlerinin içi kalmış gibi. Bıyık çizsene bir de o siyahla. Tamam, bir dakika. Elim titrediği için yanlış çizmemek için şöyle yapayım. Bakalım bıyıklarına. Çizemiyorum. Biraz dokunman gerekiyor galiba. Böyle. Bak çizdin. Evet.
Kral Şakir'in bıyıkları. Bu Hayır. taraftakileri de çiz. Dur. Gözüne damla düştü. Evet, çünkü yağmur yağıyor. Deminden beri anlatmaya çalışıyorum. Sen daha gözüne düşen damladan bahsediyorsun. Biraz sonra bütün hepsi gidecek. Arkadaşlar gitmeden görün. Aslında çok güzel olurdu. Ama maalesef yağmur altında kalacak. Üzerine bir poşet falan mı örtsek ki? Olabilir. Çok güzel oldu. Bence de çok tatlı oldu. Bir gözlerinin beyazı kaldı. Evet. Şuradakinden farklı Ona da olarak. yerim kalmadı ya. Evet. Bence daha fazla uğraşma. Sünger Bob'u da çizeceğim. Tamam ama yağmursuz bir günde çiz. Tamam. Ama çok güzel olmadı. Oldu. Çok tatlı oldu. Çok güzel. Hoşçakalın.